Mevsim Erdemir, yaklaşık 99 yılından beri bu sektördeyim ben. Tepe İnşaat kökenliyim. Son yaptığımız proje Orya Park. Ümraniye'de bir proje geliştiriyoruz. Orya Taş İnşaat'a bağlı. Holdingin kendi arazisi. Aslında biz o bakımdan çok şanslı bir yapıya sahibiz. Arsa sahibi yok diyorsunuz. Evet. Banka evet. borcu da yoktur sizinkilerde. Yok, yok. Tamam, stres yok. O konuda çok şanslıyız aslında. Bu zor dönemden geçerken kendi gemimizi yüzdürmek adına rahat hareket edebiliyoruz. İnisiyatifi daha fazla ele almış durumdayız. Ama sektörle ilgili konuşmak gerekirse, bana sorarsanız biz birazcık kendimiz ettik, kendimiz bulduk durumu var burada. Yani son 2000 yılından sonra, 2003'lerden itibaren sektör ivme kazanmaya başladığı dönemlerde çok güzel gidiyordu her şey. Ve tabii o rüzgarla müteahhitler arsa değerlerinin çok üstünde maliyetlerle işlere giriştiler bana sorarsanız. Bu tabii arsa arzını sunan arsa sahiplerinin de iştahını kabarttı. Bu denge bir yerde bozuldu. Özellikle 2007 senesinden sonra. 2007 yılında ben bir proje hatırlıyorum, sattım. Kurtköy'de yolu olmayan bir yer. Yolumuz yoktu. Müşteriyi atla mı götürüyordunuz? Gerçekten inip, hani şöyle hatırlıyorum, bir 500 metre falan yürüyüp karda kışta gelip projeye bakıp ev satın alıyorlardı. Hatta proje finansmanını bankalar aracılığıyla sağlayamadım sadece. Kendi bünyemizde 24 ay kredi kullandırıyorduk ki o dönemde orada Dumankaya gibi, Necati Kurmel gibi çok büyük müteahhitler iş yapıyorlardı ve gerçekten de çok başarılı satıyorlardı. Hani biz birazcık onlarla yarıştırıyorduk projeyi ve ona rağmen gayet iyi sattık. Şunu hatırlıyorum, 2007 senesinde 2008'e bağlayan yıllarda Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Biliyorsunuz sektör kritikti. Herkes böyle nasıl gidecek diye diken üstünde yürüyordu. Hiçbir şey değişmedi. Şimdi yine farklı bir referandumu konuşuyoruz. 2017'ye geldik. Aradan yaklaşık 10 yıl geçti. Dolayısıyla ben Türkiye'de bu siyasi belirsizliklerin, risklerin her zaman var olacağını düşünüyorum. En az bir 50 yıl daha bu böyle devam edecek eğer Türkiye devam ederse. O zaman senin oranda inşaatçı yapacaksın anlaşıldı. Öyle görünüyor. Onun için de ben hep şunu söylüyorum. Bu zor dönemlerde bizim gemiyi yüzdürecek pazarlama fikirlerine ihtiyacımız var ve finansman modellerine ihtiyacımız var. Çok fazla büyümeden, hani arsa sahipleriyle ya da müteahhitler olarak kendi aramızda anlaşamıyorsak bile çok fazla, aslında orada İbrahim Bey'e çok katılıyorum ben. Hani çok fazla ilerlemeden, çok fazla büyümeye çalışmadan elimizdeki nominal yatırımlarla ne yapabiliriz diye ilerlememiz lazım. Yani mevcut varlıkları dengeli bir şekilde, çok fazla zaten artık karlılıklar kalmadı ama çok da karlılık gözetmeden elimizdeki varlıkları dengeli bir şekilde doğru zamanda doğru fiyata sattığımız zaman zaten mevcut varlık edinme konusunda ya da yeni projelere girme konusunda bir kaygımız olmayacağına inanıyorum. Çünkü sektörün buna gerçekten ihtiyacı var. Konut arzı her zaman talebi olacak. Çünkü İstanbul büyümeye devam ediyor. İstanbul büyüdüğü gibi artık Anadolu şehirlerinde de gayrimenkul konut projeleri geliştirmeye başlandı. İzmir diyoruz ama Denizli'de de şu anda çok büyük projeler yapılıyor. Yakın zamanda işte Antep'te var olan projeler var. Ben Kayseri'ye gittim birkaç hafta önce. Kayseri inanılmaz büyüyen bir şehir. Ben büyük şehir olduğunu düşünüyorsunuz, görüyorsunuz ama yakından baktığınız zaman, yapılan projelere baktığınız zaman çok nitelikli işler çıkıyor. Anadolu'da şehir açısından evet, çok ileri evet, ayrıca. Evet, gerçekten öyle. Anadolu'dan İstanbul'a konut yatırımına gelenler var ama Anadolu'da da yaşadığı şehirde yatırım yapan insanlar da var. Geçen üst düzey bir bankacı arkadaşımla konuşuyorduk. Adana'da yatırım yaptı. Çok İstanbul'da yaşıyor. Büyük bir bankanın genel müdür yardımcısı. Ama bir arkadaşıyla birlikte Adana'da yatırım yaptı. Bu çok enteresan geliyor bana. Peki kendisi Adanalı mı? Değil. Değil, buna rağmen. Değil, buna rağmen yaptı. Eşi? Eşi. Ama ben hep şunu düşünüyorum. Bakın ben yani eski polis muhabiriyim arkadaşlar. Suçu çok iyi yakalarım. Tek delillerden giderekten ya kendisi ya eşi. Finansın eğer öyle olmasaydı da kayınvalidesiydi muhtemelen Adanalı olan. Oraya gelecektik. Finansın içinde olan insanların bu tarz yatırımlar yapması aslında bana şunu gösteriyor. Türkiye'de hala çok potansiyel var. Fakat son dönemde yaşadığımız iki büyük sıkıntı var. Bir tanesi bu siyasi istikrarsızlıkla beraber yabancı yatırımcının kaçıyor olması. Evet. Ve arsa maliyetlerinin çok yükselmiş olduğu zaten çok uzun zamandır konuştuğumuz bir şey. Ama siyasi istikrar geldiği zaman, ki bundan sonra hep bu dalgalanmalar devam edecek. Çok %100 her şey rutine girmeyecek bana sorarsanız. Hiçbir zaman girmedi zaten bu memlekette. Ama önemli olan sektörde yavaş adımlarla, sağlam adımlarla ilerleyersek eğer mutlaka elemeler olacak ama herkes yoluna devam edecek. Çünkü bu arz olduğu sürece
özür dilerim, bu talep olduğu sürece bu arz da var olmaya devam eder diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bir lokomotif. Evet, romantik yatırımcılarda önemli bir unsurmuş, unutmayın arkadaşlar.